O nedenle İl Seçim Kurulu vermiş olduğu bizim tamamını sayılma kararlarını Yüksek Seçim Kurulu'na getirdik. 32 ilçenin. Bunun 31 ilçesini karara bağladı Yüksek Seçim Kurulu biraz önce. Bir tanesini Büyükçekmece'yi erteledik. Yarın veya yarından sonra görüşülecek Büyükçekmece'de. Çünkü başka olaylar da var. Büyükçekmece'de hem ilçe belediyesi ilgili olaylar var. Hem de oranın Büyükşehir'e etkisi olan olaylar var. Onun için onu erteledik. 31 ilçeyle ilgili bizim yapmış olduğumuz talep sandıkların tamamına sayılmasıydı. Şimdi biliyorsunuz geçersiz oyların sayılması ve bir takım 6 ilçedeki tüm oyların sayılması toplam seçmenin %6'sına tekabül etti İstanbul'da. 29 bin oy farkı bu sayılan %6 ile bugün itibariyle biraz önceki son rakama göre 14.604'e geriledi. Şu anda sayım devam etse %6'sını saydık 14.604'e düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik. CHP bundan şiddetle korktu. Niye? Fark giderek kapanmaktaydı. Tabii seçim kurulunun bugüne kadarki yerleşmiş içtihatları var. Sandıkların tekrar sayılması konusunda yerleşmiş bu içtihatlarına bağlı kalarak bizim çok haklı taleplerimizi ve çok gerekçelendirerek ileri sürmüş olduğumuz yeniden sayım talebini çok kısmen bir spesifik olarak bazı sandık numaralarını vererek şu sandıklarda usulsüzlük var dedik. Bakın 31 ilçenin kararı çıktı. Bunun 21 ilçesinde bir sondajlamayla şu sandıklarda problem var. Sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm cetvelerinde eksikler var dediğimiz hususları haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Daha bizim bu sondajlamamız parti olarak devam ediyor. Onu da inşallah önümüzdeki süreçte itiraz yolları daha kapanmadı. Orada getireceğiz ve ne derece bu seçimlerin usulsüz şaibe altında yapıldığını bir kez daha ispat edeceğiz. Efendim 31 ilçe kararı ne oldu? Onu? Şimdi ona geleceğim arkadaşlar, evet. Merak etmeyin. 31 ilçede bizim sondajlama olarak yapmış olduğumuz bu sandıkları tek tek çetelerine, sayım döküm cetvelerine kontrol etti ve bizim haklı olduğumuz çıktı. Bütün diğer taleplerimizin sayım kararlarına yönelik daha önceki içtihatlarına uygun olarak kabul edilmedi. Ama bu sürecin bittiği anlamına da gelmiyor. Efendim şöyle mi, açıklaması net olması açısından 31 ilçede AK Parti'nin tüm oyların yeniden sayılması talebi YSK'ca reddedildi. Şimdi sadece 51 sandıkta kabul edildi. Bakın şöyle açıklayayım ben size. 31 ilçedeki tamamına dönük talebimizin bir sondajlama olarak, örnekleme olarak bazı sandık numaraları vermiştik. Buralarda eksikler var demiştik. Onları haklı buldu. Onların sayımına karar verdi.